İslam ümmetinin inanç ve ibadet hayatına tesir etmiş en önemli alimlerden, büyük müçtehitlerdendir İmam-ı Azam Ebu Hanife. Ümmetin neredeyse tamamını içine alan Ehl-i Sünnet inancının yerleşmesinde büyük emek vermiş, mensubu itibarıyla en büyük mezhep olan Hanefi mezhebinin imamı olmuştur. İslam dünyasında fıkhi düşüncenin gelişiminde büyük katkı sahibidir. İmam Şafii'nin fıkıhla meşgul olan bütün alimlerin ona teşekkür borçlu olduğunu söylemesi, görüşlerine katılsın katılmasın, çağdaşı olan alimlerin ilim, takva, cömertlik, edep, tevazu, cesaret gibi vasıflar bakımından eşine ender rastlanan bir alim olduğunu belirtmeleri oldukça dikkat çekicidir. Hicri 80, miladi 699 yılında Kufe'de doğdu. Adı Numan bin Sabit bin Zuta bin Mah'tır. Aslen Arap olmayan Ebu Hanife'nin dedelerinin Türk veya Fars asıllı olduğu rivayet edilir. Babası Sabit, Hazreti Ali'yi ziyaret etmiş, o da kendisine ve zürriyetine duada bulunmuştur. Daha çok Ebu Hanife veya Büyük İmam anlamına gelen İmam-ı Azam diye şöhret bulmuştur. Onun öncülüğünde başlayan ve talebelerinin gayretiyle gelişip yaygınlaşan Irak fıkıh ekolü de imamın bu lakabına nispetle Hanefi mezhebi adını almıştır. Ebu Hanife ticaretle uğraşan varlıklı bir ailenin çocuğudur. Kendisi de ilim öğrenmeye başlamadan önce kumaş tüccarlığı yapmıştır. Kufe'de bir dükkanının bulunduğundan söz edilir. İlim hayatına atılınca ticaret işini ortakları aracılığıyla sürdürmüştür. Küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberleyen Ebu Hanife, kıraat ilmini kıraat-ı seb'a alimlerinden olan Asım bin Behtele'den öğrenmiştir. Doğup büyüdüğü Kufe, birçok fakih, deyici, edip, şair ve filozofun da bulunduğu bir ilim merkeziydi. Bu çevrede ticaretle uğraşan, parlak zekasıyla öne çıkan bir genç olduğu için alimler yakın ilgi gösterdiler ve onu ilme yönelttiler. Önce akaid ve cedel ilmini öğrenmeye başlayan, giderek bu ilimde belli bir mesafe alan Ebu Hanife, dönemindeki inkarcı ve bidatçılarla münakaşa etmiş, Hazreti Peygamber'den sahabeye ve sonraki nesillere intikal eden ve o dönem Müslümanlarının çoğunluğunca da benimsenen inanç esaslarını savunmuştur. Onun bu alandaki görüşleri Ehl-i Sünnet anlayışının şekillenmesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Devrinin seçkin alimlerinden dersler alan Ebu Hanife'nin asıl hocası, döneminde Kufe-Rey ekolünün üstadı kabul edilen Hammad bin Ebu Süleyman'dır. 18 yıl süreyle onun ders halkasına devam etmiş, hocasının ölümü üzerine 40 yaşlarındayken ders okutmaya başlamıştır. Allah İmam-ı Azam Ebu Hanife'den ve o yolda gidenlerden razı olsun.